Evet sevgili izleyiciler, bir Ramazan Sohbetleri programı ile karşınızdayız. Bugün Bünyan Belediye Başkanı Sayın Şinasi Gülcüoğlu ile Bünyan'ı konuşacağız. Ramazan'ın artık son dönemine giriyor. Son 11 günlük dönem içerisindeyiz. Ramazan'da neler yaptıklarını soracağız Sayın Başkan'a. Ama Sayın Başkan geldiğinden beri, seçildiğinden beri bu yana kadar neler yaptı? Bazı zamanlarda sel için gittik, güzel haberler için gittiğimiz mutlaka oldu ama ağırlıkta yazın bile çok fazla yağmurların oluşması sebebiyle Bünyan'da bir sel felaketi de yaşandı. Onların çalışmalarında kendisiyle röportaj yapma imkanımız da oldu. Bunların tamamı ve Bünyan'ı konuşacağız bugün. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Evet Sayın Başkanım göreve geldiniz. Göreve geldiğinizde nasıl bir belediye vardı? Şimdi ne tür faaliyetler yapıyorsunuz? Ondan sonra da o kanal çalışmalarına gireceğiz ama nasıl bir belediye aldınız? Oradan başlayalım Sayın Başkanım. Evet. Buyurun efendim. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Seyircilerimize de mübarek Ramazan aylarını tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğin, kardeşlik duygularının, yardımlaşma duygularının yoğun olarak yaşandığı bugün de dünya Müslümanlarına, memleketimdeki insanlara, ülkemize, barışa, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah bu Ramazan, bu bayramımız Arakan'daki, Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki, Filistin'deki, Suriye'deki, Irak'taki ve dünyanın hemen her bir yerinde zulme uğrayan Müslümanlarımızın zulmünün son bulmasına vesile olur. Vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Seçimler yapıldıktan sonra devraldığımız tabloya gelince, malumunuz ben şunu çok iyi hatırlıyorum ki seçimlerden önce bir bardak çay dahi borcumuz yok deniyordu. Biz görev devraldığımızda şirket çalışanlarımızın özellikle aylardır maaşlarını alamadığını, bu nedenle evlerine ekmek götürememenin huzursuzluğunu ve mutsuzluğunu yaşadığını biliyoruz. Görev devraldıktan aşağı yukarı 15-20 gün sonra bu kardeşlerimize, şirket çalışanlarımıza yaklaşık 4 aylık, 5 aylık maaşlarını birden takdim ettik ve bu arkadaşlarımızın en azından moralman, motivasyon olarak daha sağlıklı hale gelmelerini temin ettik. Evet, biz görev devraldığımızda neredeyse yürümekten aciz hale gelmiş bir otobüs filosu vardı. Tekrar altını çizerek söylüyorum, yürümekten aciz hale gelmiş bir otobüs filosu vardı. Bunu Büyükşehir Belediye'mizle görüşerek, Büyükşehir'in bütün bakım ve onarımını, masraflarını üstlenerek bu hattın taşımacılık işini zaten yasada malumunuz Büyükşehir'imize veriyor. Büyükşehir Belediye'mize bu görevi devrettik. Tabii bu konuda yer yer aksaklıklar oldu ve oluyordu. Ama inşallah ben zaman içerisinde düzeleceğini tahmin ediyorum, inanıyorum. Bununla birlikte devraldığımızda piyasada değeri dibe vurmuş, adeta sanayiye giremeyen bir Bünyan Belediyesi vardı. Ki bunu sanayi esnafından da analiz etmek olasıdır diye, mümkündür diye düşünüyorum. Bütün bu borçların tamamını ödemek suretiyle yeniden itibari bir değer yarattık. Bünyan Belediyesi itibari değeri yerlere vurmuş ve hiç kimseyle ticari bir iş yapamaz hale gelmiş bir belediyeyken çok şükür bugün bütün bu borçların yapılandırılarak ödenmesini temin ettik ve ödemeye de çalışıyoruz ve yeniden piyasa değeri yükselmiş bir Bünyan Belediyesi inşallah oluşturmaya çalışıyoruz. Bununla birlikte devraldığımız şirketin demin de arz ettiğim gibi 6 trilyona yakın bir borcu vardı ve bu borç borçluların biz o günlerde duyuyorduk, kapıya dayandıklarını çok iyi biliyorduk. Maalesef bunu biz de bir canlı olarak müşahhas ettik. Alacaklılarımız adeta günlerce kapılarımıza geldi. Bu şirketin borçlarını küçük şekilde bir yapılandırmaya giderek bu borçları ödemeye çalışıyoruz. Ve ciddi bir eleman yoğunluğu vardı. Bu arkadaşlarımıza Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde, Mezarlıklar Müdürlüğü'nde çalışıp çalışmak istemediklerini öğrendik. Mevcut belediye otobüsümüzün filosunun şoförlerini Büyükşehir Belediye'miz Ulaşım AŞ'ye devrettik. Daha sonra bu kalan arkadaşlarımıza bir yazılı davetiye çıkarmak suretiyle
bu arkadaşlarımızın burada çalışıp çalışmayacaklarına dair görüşlerini sorduk. Burada çalışmak isteyen arkadaşlarımıza yardımcı olduk ve halen de olmaya çalışıyoruz. Çalışmak istemeyen arkadaşlarımız da yollarını bizden ayırdılar. Devraldığımız tablo belediyeler cenahından söyleyecek olur isek, belediyeler cenahında Bünyan belde belediyeleri en fazla olan, en çok belediyesi kapanan bir ilçeydi malumunuz. Bu çerçevede de aşağı yukarı 11-12 trilyon civarında da bir borcu bu vesileyle 6360 sayını yasayla üstlenmiş oldu. Öyle ki ana parası 35 bin lira olan bir borcun 140 bin liraya ulaştığı borçları bugün ödemekle karşı karşıyayız ve yapılandırdık, ödüyoruz. Tekrar ben altını çizerek söylemek istiyorum ki ana parasının 35 bin lira, 41 bin lira olan borçların bugün itibariyle 140 bin lira değere ulaştığı borçları da yapılandırmak suretiyle ödüyoruz. Çok şükür göreve geldiğimizden bugüne kadar herhangi bir maddi sıkıntıya daralmadık, yapılandırdık. Hortumlar vardı, bu hortumları kesmek suretiyle bu belediyemizde ciddi bir ekonomik anlamda da kaynak tasarrufu ve sağlamak suretiyle kaynak oluşturduk ve oluşturmaya da devam ediyoruz. Yani 10 kişinin çalışacağı aşağı yukarı bir şirkette 70'e varan çalışan var idi. Tekrar söylüyorum, 10-15 kişinin çalışacağı, yapabileceği bir iş üretiminin olduğu bir şirkette 70'e varan bir çalışan var idi. Çok üzülerek söylüyorum. Müfettiş raporu olduğunu da söylemek istiyorum bu konuda. Müfettişler bu şirketin iflasını göreve geldiğimde en az 3,5 yıl önce vermişlerdi. Fakat bu şirket iflası verilmemek suretiyle siyasi sansasyonun da düşünülmesinden dolayı zannediyorum, İflasının verilmemesiyle birlikte maalesef borç sarmalı her gün biraz daha artarak devam etmiş ve içinden çıkılamaz hale gelmiş. O kadar söyleyeyim ki ben bunu, yani belediye malumunuz yıllık yakıt ihalesi yapmak suretiyle kendi araç ve gerecine yakıt alıyor. Şirketin bu yakıtı alacak parası olmadığı için belediyenin araçlarından gece yakıt çekilerek şirketin arabalarına, otobüslerine aktarılıyordu. Hatta ben size çok daha canlı bir örnek vereyim. Seçilip mazbatayı aldığımızdan 3 saat sonra baş şoförümüz, ki kendisi halen çalışıyor orada, şoförlerimiz halen çalışıyorlar. Mazbatayı aldıktan aşağı yukarı 3 saat sonra baş şoförümüz geldi ve "Sayın Başkanım, biz kontak kapatıyoruz" diye bir söylemle bize geldi. Ve biz bunun şaşkınlığı içerisinde neden kapattıklarını sorduğumuzda yakıt paralarının olmadığını, yakıtın olmadığı için araçların yürüyemez halde olduğunu söyledi. Ve maalesef daha geçtiğimiz hafta en az 10 yıllık sigortası yapılmamış araçların sigortasını dahi yaptırmak bize düştü. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi'ne verilen otobüslerin mali portresiyle ilgili zaman zaman eleştiriler geliyor. Fakat fotoğraf bu. Ben şunu tekrar söyleyeyim ki yolcusunu sigorta ettiremeyen bir Bünyan Belediyesi vardı. Demin arz ettiğim gibi yakıt bulup da aracını döndüremeyen bir Bünyan Belediyesi vardı. Vatandaşlarımızın da bunu hasreten bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Bu çerçevede aslında bu şeye bir de daha çok örnekler getirilebilir ama evet. Ben ilerleyen zamanlarda eğer denk düşerse bu örnekleri de getirmekte yarar görüyorum. Sayın Başkanım, böyle bir belediye aldınız. Belediyeyi aldıktan sonra bu tür sıkıntıları aştıktan sonra hizmet açısından nereden başladınız Bünyan Belediyesi'ne? Biraz önceki kuliste de konuştuğumuz gibi, bilindiği gibi orada yağmur suların çok fazla olması sebebiyle belki sizin şansınız ya da belki sizin daha önceki belki tecrübelerinizden kanalları temizletmeniz belki bunda biraz faydalı olmuştur. Nereden başladınız Sayın Başkanım? Evet. Şunu söyleyeyim öncelikle ben. Devraldığımız tablo oldukça ideolojik bir tabloydu. Evet. Yani belediyeciliğin, belediyeciliği ideolojik yaklaşımlarla yürüten bir tablo vardı. Hatta hizmet alan vatandaşa, affınıza sığınıyorum, hakaret ederek çalışan bir ideolojik anlayış var. Biz bunu da yendik tabii ki. Evet. Bunu da yenmeye çalıştık.
Bu arkadaşlarımız da sürekli emhal oluyor. Kapılarımızı açtık bunlara biz. Daha önce inanın makam katına çıkamayan arkadaşlarımız şimdi teklifsiz bizim yanımıza gelip dertlerini, meramlarını anlatıyorlar ve biz birlikte bir çözüm geliştiriyoruz tabii ki. Ve bu insanları, bu çalışan kardeşlerimizi de yine mesleki inovasyon sağlama adına belli tarihlerde de eğitimi aldık ve almaya da devam edeceğiz. Öte taraftan göreve geldikten sonra ben genel bir çevre değerlendirmesi yaptıktan sonra kanallarımızın özellikle oldukça kirli ve dolmuş olduğunu gördüm. Ve belediye çalışanlarımıza kanalların bir an önce temizletilmesiyle ilgili bir talimat verdim. Tabi bunların hepsini basına da paylaşıyoruz biz tarih itibariyle, an itibariyle kronolojik olarak paylaşıyoruz. Bu kanallar temizlendikten birkaç ay sonra yine yer yer dağdan gelen sularla birlikte toprak taşımasının, kum taşımasının olduğunu fark ederek yeniden kanalı temizliğe aldık ve hemen akabinde de bünyen sellenmelere başladı peş peşe. Evet. Kamuoyu da bu konuda yeterli bilgiye sahip. Peş peşe birçok mahallemizde, bünyen merkezi olmak üzere İdecik, Güllüce, Sükşün, Elbaşı gibi birçok mahallemizde maalesef sellenmeler oldu. İdecik'te bu kanallarla ilgili biraz problem vardı. Bunu giderdik çok şükür. İnşallah kalan kısmını da kanalın betonlanmasıyla ilgili kısmını da bu yıl inşallah yapılacak diye düşünüyoruz. Öte taraftan Bünyan'da malumunuz sellenmenin en ağır geçtiği, sel olayının en ağır geçtiği mahalle merkezimiz Bünyan'dır. Maalesef burada gerçekten çok ciddi bir sel olayı yaşadık. Ama çok şükür bizim kanallarımız temizledi. Ve biz de olaya selin geldiği an itibariyle müdahale ettik. Ben de bizzat da oradaydım. Evet. Evlerin tahliyesine bizzat ben de eşlik ettim. Yerleşim merkezindeki yerde. Ve yolu da belli noktalarda biz açmak suretiyle mevcut seli araziye de vererek bu sellenme hadisine çok şükür ki bir can kaybı olmadan süreci yürüttük. Ve şükürler olsun ki aynı günün gecesinde de selin ortaya bıraktığı, selin ortaya getirdiği başta çamur olmak üzere görüntü kirliliğinin tamamını sabaha kadar da o gün itibariyle temizledik. Adeta vatandaşımız sabah kalktığında nereye sel gelmiş diye şaşkınlıkla birbirine sordu. Ama bu selin tabii ki kendisiyle birlikte getirdiği bu maddelerin temizlenmesinden daha ziyade geleceğe yönelik önlemlerin alınmasıdır ki biz bu çerçevede de yine mevcut kanalımızı çok şükürler olsun ki aşağı yukarı bir ay 40 gün kadar önce yeniden bir bakıma aldık, temizliğe aldık ve yani Allah afatından saklasın yine geçtiğimiz hafta bir sel olayı malumunuz yaşandı 10 gün kadar önce. Çok şükür bu konularda biraz programın da önünde gittiğimiz için daha tedbirli oluyoruz ama neticede bu bir afattır. Allah hiç kimseye hiçbir yere vermesin. İnşallah bu konuda biz tedbirlerimizi çok daha bilimsel olmak suretiyle alıyoruz. Başkanım, bu ülkede program kapsamında devam eden projeleriniz neler? Yani ne tür projelere devam ediyorsunuz? Özellikle altyapı eksikliğinin giderilmesi için 200 bin metrekareyi bulan bir yol yapım çalışması var. Bir de altyapı ile ilgili neler yaptınız Sayın Başkanım? Evet, şimdi buradan izleyicilerimize de özellikle de Bünyanlı hemşehrilerimize şunu paylaşmak istiyorum ki Bünyan ana şebekesinde çok ciddi oranda bir asbest var biliyorsunuz. 12 bin metrenin üzerinde bir asbest var. Bunun ihalesi hazır. 14 trilyonun biraz üzerinde bir ihale dosyası. Şu an İller Bankası'nda SUKAP çerçevesinde ihale edilecek. Kısa zaman içerisinde ihale edilir. İnşallah yasal süreçte bir aksilik olmaz ise bu yıl başlamayı da ümit ediyoruz biz. Bununla birlikte açtığımız zaman şebekeyi inşallah üzerine de sıcak asfaltta kapatmak bizim temel hedefimiz olacak. Tabii bunları yaparken bir de doğal gazımız var bizim. Malumunuz doğal gazla ilgili ben göreve geldikten aşağı yukarı 40 gün kadar sonra doğal gaz genel müdürümüzle bir randevu aldım. Kendisini ziyaret ettiğimde şunu bana aynen söyledi. Bizim Bünyan diye bir projemiz yok dendi. Çünkü yatırımcı çok ciddi yatırımlar yaptığını ve bu yatırımların daha geri dönüşünün en az 10 yıl sonra olabileceğini söyleyerek şu aşamada öyle bir düşüncemiz yok dedi. Fakat biz dünyana doğalgazın zorunluluğu noktasında doğalgaz firmasını ikna ettik.
Aksi takdirde emin olun, samimiyetimle söylüyorum burada. Bu firmanın dünyanla ilgili yatırımı çok çok daha ileride olacaktı. Çok şükür bu konuda yaptığımız açıklamalar, yaptığımız çalışmalar, hazırladığımız ve takdim ettiğimiz dosya çerçevesinde kendilerini ikna ettik ve 2016 yılında sembolik bir giriş yapalım. 2017 yılında da bütün şebekemizi doğalgazı yerleştirerek geçelim diye bir karar çıkmıştı. Fakat son günlerde bazı gelişmeler oldu. İnşallah bu süreci biraz daha öne alacağız. Lisanslama çalışmalarında bu konuda ciddi sorun yaşadıklarını söyledi. Biz de onlara EPDK, yani Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda üzerimize düşen görev fazlasıyla yapmak suretiyle bünyanı lisanslama çalışmasına alarak doğalgazın getirilebileceğini, bu konuda da kendilerini destekleyeceğimizi söyledik. Adalet Bakanlığı'yla yine bu çerçevede iki kez görüştüm ben ve bununla ilgili gerekli girişimleri yapmalarını istedik. Niye Adalet Bakanı? Malumunuz dünyada bir cezaevi yapılıyor ve bu cezaevi katı yakıtla ısınabilecek durumda bir cezaevi değil. T tipi dediğimiz kampüs cezaevi bu. Oldukça yoğun bir lojman şeyi var. Çalışan personel istihdamında söz konusu. Dolayısıyla inşallah Adalet Bakanlığı'yla bu konuda çalışmamız müştereken devam ediyor ve biz bu programı çok daha öne alacağız. Sayın Başkanım, hemen cezaevi denildiği zaman bazen muhalif gruplar şunu da söylüyor. Dünyaya cezaevi şart mıydı ya da cezaevi gelecek de bunun altyapısı ya da bu işte personelin lojmanları ya da personelin kalması, konaklaması ya da cezaevindeki mahkumların ailelerin geldiği zaman bulunabileceği bir sosyal donatıların olduğu bir yer var mı gibi eleştiriler de vardı. Birincisi, bünyan cezaevi bünyana ne katacak? İkincisi, personelin, yani içerideki görevli personelin istihdam edildiği, kaldığı, barındığı bir yerleri var mı? Bir de gelen ziyarete gelen vatandaşların orada sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği ya da gidip görüşebileceği bir kafeterya ya da kalabileceği bir yerler var mı? İsterseniz öyle bir eleştiri vardı, öyle bir soru vardı. Ona da cevap vermiş olalım. Buyurun başkanım. Tabii. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cezaevinde çalışan personelin kalabilmesini temin eden 480 tane lojman aşağı yukarı bitti de denilebilir. Evet. %80 üzerinde kaba inşaatı tamamlanmış durumda. 480 tane lojman var. Burada barınacaklar, aileleriyle birlikte barınacaklar. Bu cezaevi yerleşkesi aşağı yukarı 15 bin kişilik bir yerleşke olacak. Yani yeni bir ilçe şeklinde düşünmekte yarar var. Bu cezaevinin içerisinde müştemilat olarak marketinden birçok şeyine kadar günübirlik gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal donatıları da olacak. Öte yandan biz de şöyle bir çalışma yapıyoruz tabii ki belediye olarak geleceği kucaklama adına. Şimdi bünyanda bir konut stoğu ihtiyacı vardı biz göreve geldiğimizde. Bu ihtiyacı tespit etmiştik. Bu cezaevinin açılmasıyla birlikte bu stoğun daha da artacağı hepimizin malumu oldu. Bu konuda da bir araştırma da yaptırdık biz ilçemizde ve bir TOKİ planlaması yaptık. TOKİ'ye de bu çerçevede gösterdiğimiz yerler gelindi, incelendi. Buraların jeolojik etütlerini yaptırdık ve TOKİ başkanlığına takdim ettik. Bugün yarın TOKİ başkanlığı süreç olarak vatandaşla bir görüşme veya anket formu doldurularak müracaatını temin etmek suretiyle bu şeyi yaşama geçirecek diye düşünüyoruz. Öte taraftan bunlar da tabii ki yeterli değil. Esnafımızı biz geleceğe kucaklamaları yönünde geleceğe yatırım yapmalarını söylüyoruz. İnşallah bünyan cezaevinin açılmasıyla birlikte herhangi bir sıkıntı yaşamadan geleceğini kucaklayan bir bünyan olacaktır diye düşünüyorum. Bu konuda müteahhitlerimiz konut yapımı içinde kolları sıvadılar. Bize ruhsat talepleri geliyor malumunuz. Oradan da biliyoruz ve görüyoruz. Otel vesaire şeyler bunlar da. Otel, başta otel olmak üzere yine konut ihtiyacını karşılayacak ya da gıda ihtiyacını karşılayacak ruhsat taleplerinin olduğunu biz biliyoruz. Yatırımlara geleceğim başkanım, da orada bünyanın o merkezinde halı dokuyan bir güzel bir figür var.
Bünyanda halıcılık ne anlamda destekleniyor ya da halıcılık son dönemlerini mi yaşıyor Bünyanda? Oradan sonra çünkü Gileboru'ya geleceğim. Gileboru çok önemli. Ben Japonya'ya giderken Gileboru'yu tabi havaalanında almıyorlar Tokyo'da ama Gileboru ile ilgili bilgi ve belge götürmüştüm ben. Japonlar çok dikkatlerini çekmişti. RGS ile ilgili de küçük maketler hediye etmiştim. Orada Dışişleri Bakanlığı'nda bir program yapmak için gitmiştik. Özellikle RGS'in o toz karı mutlaka çok önemliydi ama bu meyveyi tatmak istediklerini fakat uçağa alınmayacağı için Türkiye'ye beklemiştik ve Türkiye'ye gelenler RGS'i ziyaret ettirmiştik. O gelen konukları Japon misafirlerimizi ikram etmiştik. Önce halıcılık, sonra elimizde de bir kitabımız var. Kitabımızda Bünyanı Hamit diyor. Evet. Burada güzel yıl bir, sayı bir ve burada evet, Bünyanın Belediyesi'nin kitap faaliyetlerini anlatan evet, bir elimizde de dergimiz var. Halıcılık Sayın Başkanım ne alemde şu an için? Evet, halıcılık maalesef üzülerek söylüyorum, unutulmaya yüz tutmuş ve bu tür projelerde genç kızlarımız çok desteklemiyorlar. Bizi halı tezgahına evet, bağlayacaksınız diye. Biz bu konuda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na bir proje yapıp verdik. Fakat proje geçmedi. Yakın zaman içerisinde tekrar ele alınacak. Amacımız dünyanın marka değeri olan bu halıcılığın, halının, dünyanın halısını yeniden topluma kazandırılarak o marka zirvesini yeniden yakalamaktır. Bunun içinde tabii ki halı dokuyan kızlarımızı, kadınlarımızın ücret olarak sübvanse edilmesi lazım. Malumunuz el sanatları ürün olması hasebiyle oldukça ciddi maliyetler getiriyor. Kitle üretim yerleri, fabrikasyon üretimi çok daha ucuz. Hepimizin malumu bu. İşte halıcılığın yok olmasının nedenlerinden bir tanesi de aradaki anormal fiyat farkıdır. Makine halısı tabii. Tabii ki. Bizim bu fiyat farkını sübvanse edecek bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu çerçevede bir proje yaptık Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na. Fakat proje geçmedi. Yeniden tadil edip yeniden müracaat etmeyi düşünüyoruz ki bu marka değerimizi yeniden ortaya çıkaralım diye. Ve şunu da söyleyelim, üzülerek söylüyorum ki yani bünyan halısı deriz. Maalesef bünyan halısının patentini biz Isparta'da bulduk. Üzülerek söylüyorum. Evet. Bununla ilgili müracaatlarımız yapıldı. Bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamış. Yapıldıysa da bana herhangi bir şey iletilmiş değil. Şunu da ben tırnak içerisinde yeri gelmişken söyleyeyim. Yani biz seçimden önce birçok projenin ortada döndüğünü, havalarda uçuştuğunu görmüştük hatırlarsan. Evet. Böyle dosyalar geliyor gidiyordu filan. Fakat biz göreve geldikten bugüne kadar tek sayfa bir proje ne gördük ne de aldık. Ben buradan tekrar açık senet olarak bunu veriyorum. Bizden önce, seçimlerden önce diyelim, birçok projelerin, dosyaların böyle televizyonlarda, canlı yayınlarda masalara konduğunu gördük. Projelerin yarıştığı, adeta birbiriyle yarıştığı ekran şeyler. Dünyana neler yapılacakmış evet, da bizim haberimiz yokmuş gibi. Aynen öyle. Fakat biz göreve geldikten sonra emin olun, bırakın bir dosya almayı, samimiyetimle ifade ediyorum ki, bir tek sayfa kağıt dahi bu konuda almış değiliz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Öte taraftan Gileboru ile ilgili şunu arz etmek istiyorum ben sevgili seyircilerimizle şunu paylaşmak. Ramazan olması sebebiyle sevgili seyirciler aslında iftardan sonra ama kekremsi bir tadı. Sadece bizi Kayseri değil bütün Türkiye ve dünya izliyor. Böyle ekşimsi bir tadı olan evet, güzel bir meyve. Evet. Sağlık ve sıhhat içinde öngörülen bir bitki diyelim. Buyurun efendim. Evet. Gileboru'nun da patentinin yine bünyanda olmadığını üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Bununla ilgili de bir müracaatımız oldu. Bu çerçevede de inşallah bu yılın Gileboru sezonunda biz bunun eş zamanlı bütün dünyaya tekrar altını çizerek söylüyorum. TRT vasıtasıyla ve diğer ulusal kanallarımız vasıtasıyla bütün uluslararası kanallara ulaşacak şekilde bir planlamasını yaptık. İnşallah sezonun gelmesini bekliyoruz. Öte taraftan bakın sizin biraz önceki Gileboru ile ilgili yaptığınız bu giriş konuşmasında ben kendime de bir ders, bir mesaj aldım. Demek ki bizim bunu dünyaya tanıtmamız yetmeyecek. Ayrıca uçaklarda ikram, soğuk ikram olarak
yapılmasını sağlamamız da gerekiyor. Evet. Bu çerçevede de zannediyorum başta Türk Hava Yolları olmak üzere ilgili makamlarda müracaat edeceğiz. Tekrar altını çizelim konunun. Girabolu Bünyan'a has bir bitki, bir meyve olmasına rağmen üzülerek söylüyorum ki patenti dahi yok. Müracaat dahi edilmemiş. Bununla ilgili müracaat ettik. Bu sezonun sonunda da yani Girabolu sezonumuzda da eş zamanlı olmak sureti tüm dünyaya tanıtımını yapan bir organizasyonu planladık. Bekleyip İnşallah. Göreceğiz o tarihi. Evet başkanım, geldiğinizde hep şöyle bir siyasi bir şey güttünüz mü? Siyasi bir rant güttünüz mü? Yani diğer belediye kendi dünya görüşümüzden değil, o belediyenin yaptıklarını yıkalım da işte onu silelim de tekrardan aynı şeylerin bir benzerini biz yapmış olalım gibi bir imaj verme. Gerçi öyle bir kaygınız olmadı ama böyle bir şey düşündünüz mü? Yoksa yapılanların üzerine bir şey koyma gayretiniz mi vardı? Evet. Şunu söyleyeyim, tabii ki yapılan bir şeyin yıkılması milli servetin hebası anlamına da gelir. Yani bu yanlış yönetimle de yakın ilişkilidir. Çok affedersiniz, belki günün bu saatinde söylenecek şey değildir ama insan ölür kalır eser, eşek ölür kalır semer. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda dünyada önceki dönemde yapılan ne var diye düşünüyorum. Kalıcı olarak ne var diye düşünüyorum. Yani trilyonlarca lira parke yapılmış ki onu da biz ödüyoruz. Bunu halkımız da bilsin. 1 trilyon 800 milyar lira parke borcunu ben ödüyorum. O da aşağı yukarı 100 bin metrekare parkenin üzerinde bir alana da tekabül eder herhalde. Bunu matematiğinde yapmak lazım. İnşaat mühendislerini yaptırmak lazım. Şimdi şunu söyleyeyim. Siz altyapı sorununu çözmüş bir bünyan dediniz. Oysa ki dünyanın hemen bugün gidip bakalım, hemen her mahallesinde ya su patlağı ya kanal patlağı vardır. Yani bunu her gün bir kepçe çalışır bir yerde diyorsunuz. Kesinlikle sadece bir kepçe değil, birden çok kepçe farklı mahallelerde çalışıyor. O kadar çok çalışma var ki artık KASKİ bile bize arıza ihbarı yapmaktan emin olun gına geldi, yoruldu diyelim. Evet. Samimiyetimle söylüyorum. Hemen gidelim bünyanda. Altyapının değişmediği bir yere bakalım, yarım metre yüzeyden bir altyapının geçtiğini göreceksiniz. Oysa bugün yapılan kanal ve su çalışmaları en az 2,5 metre aşağıdan geçmektedir. İşte bu nedenle dünyada hemen her gün bir patlak, bir su patlağı, şebeke patlağı onarılmaktadır veya günlerce bazen aktif de olmaktadır. Bu çerçevede baktığımızda aslında yukarıya yapılan bir makyaj olduğu, motor ölmüş, kaportaya makyaj yapılan bir araba olduğu gibi görmek, algılamak da olasıdır. Yani bence bu makyajın yapılmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Basit bir örnek verelim. Sümer Mahallesi dediğimiz bir mahalle. Belli orana kadar geçmişte altyapısında değişimler olmuş. Ve KASKİ'de çok ciddi metrajda bir kanal değişikliği yapma ihtiyacı duydu. O zaman dedi ki biz şu alanda da bir asbest boru var. Burayı da alın, gelin bu işi büyütün, vatandaşımız kızarsa bize kızsın, hiç olmazsa bir sefer açıp kapatalım dedik. Ve bu alandaki parkeyi aldık, burada kanal çalışması yapıldı, asbest boru çalışması yapıldı, kaldırıldı ve yeni şebeke kondu. Bunlar konduktan sonra biz elektrik şirketine dedik ki gelin siz de çalışın. Tabii ki bunların tamamı planlanan yatırımın dışındaki şeylerdir. Elektrik şirketi geldi. Telefon şirketini çağırdık. Onlar da belli oranlarda direklerini aşağı aldılar ve dışarıdaki görüntü kirliliğini de kaldırdık. Ve üzerinde kapatarak sıcak asfalt yaptık. Şimdi bu asfaltın yapımı gece gündüz çalışan belediyenin fen işleri ekibince yapıldı. Bugüne kadar bir kürek dahi asfalt bulamayan bir belediye sıcak asfaltla yollarını yapar hale geldi ve bu çerçevede çok ciddi eleştiriler aldık. Hatta belediye meclis üyeleri, bir partinin belediye meclis üyeleri belediyeyi zarara uğratıyor. Bu ilçenin sıcak asfalta, bu mahallenin sıcak asfalta ihtiyacı yok diye tutanak dahi, denetim komisyonu raporlarına tutanak dahi tuttu. Şimdi dünyanın hiçbir yerine görülmez. Yani tutanak tutulanın işi mahkemeye götürdüğü, biz bu rapor tamamen iftiradır.
külünün gerçek dışıdır. Bu raporu bütün sayısal değerleriyle ispata davet ediyorum diye konuyu, bu denetim komisyonu raporunu mahkemeye götürdük. Orada da biz inşallah ispat edeceğiz. Aksi takdirde biz de gereğini yapacağız. Ve asfaltın maliyetini de piyasa maliyetinin çok altında aldık ayrıca. Evet. Yani büyükşehirimizden, ki onun ödemelerinde böyle her ay değil, dedik ki biz oldukça vereceğiz. Sağ olsun Büyükşehir Belediye'mizde Haseki Başkanımız da o konuda bize çok destek verdi. Yani biz Fen İşleri Dairesi'yle yaptığımız çalışmalarda, yani bir ay ödedik, bir ay ödemedik şeklinde çok cüzi bir ücretle de o yolun asfaltını yaptık. Buradan şunu demek istiyorum. Yani biz kalıcı olan hiçbir şeye dokunmadık ve dokunmayacağız. Fakat dünyanın kalıcı bir eser yok. Yol yapmak tüm belediye başkanlarının temel görevidir. Ama altyapısı değişeceğini bile bile üzerine yol yapmak milli servetin bizatihi kaybı. Hebasıdır, kaybıdır. Hiç kimse kusura bakmasın. Dünyanın bu çerçevede çok daha güzel hizmetleri hak ediyor. Bakın tekrar söylüyorum ki televizyonlarda slogan olmuştu bu. Altyapı sorunu tamamlanmış bir bünyan dendi. Ben çok iyi hatırlıyorum. Bünyanımız da bunu hatırlar. Bünyanımız da bunu çok iyi hatırlar. Ama maalesef gelin görün ki 12 bin metre asbest şu anda aşağıda. Ve bununla ilgili proje 14 nokta küsür trilyondur. 14.6 trilyondur. Şu anda demin arz ettiğim gibi İler Bankası'nın SUKAP çerçevesinde yapılacaktır. O zaman halk bunun daha nasıl olduğunu çok daha iyi görecektir. Yani bir önceki belediye başkanının ya da bir başka başkanın eserini yok edeyim diye milli servet harcanmaz. Çok şükür yapılmaz. Biz öyle bir ekolün, öyle bir zihniyetin temsilcisi olmadık. İdeolojik belediyecilik yapmıyorsunuz değil mi başkanım? Kesinlikle. İşte demin de söyledik. İşte vatandaşa hakaret eden belediye çalışanları vardı. Siyasal meşrebinden, mezhebinden dolayı vatandaşa hakaret eden belediye çalışanları vardı. Biz onlara bile vatandaşa saygılı olmasını öğrettik ve öğretmeye çalışıyoruz. Emin olun devraldığımız tablo tamamen bizden olanlar, olmayanlar, bize oy verenler, vermeyenler, ötekileştirme, iteleme şeklinde bir belediyecilikte. Ama çok şükür biz bütün bir bünyanı farklı renklere rağmen kucaklamayı devam ediyoruz. Kucaklıyoruz ve devam ediyoruz. Bunlara. Başkanım, gençler için neler yaptınız? O futbol sahaları çoğaldı mı? Bir de bu evet. Çocuk oyun parklarının sadece çocuk oyun parkı olarak mı kaldı? Oranın bir sosyal donatıları tamamlandı mı yeni dönemde Sayın Başkanım? Evet. Şimdi yine görev devraldığımızda diyelim biz, parklarına bakılamayan bir bünyan vardı. Yani geçmişte parklar yapılmış, bir algı yönetimiyle 2009'da yapılmış şeklinde dönüştürülmüştü bu parklar. Yani herhangi bir yerde bir çalışma yapılmış, hemen oraya eski hali, yeni hali falan filan gibi bir takım tabelalar konmuş ve oraya da 2009, 2010, 11 her neyse bir önceki döneme ilişkin tarihler atılmak suretiyle sanki o müştemilatın, sanki o tesisin 2009 ya da sonra yapılmış gibi bir algı oluşturulmuştur. Fotomontaj belediyeciliği yapılmıştır. Mesela ben buna rastlamıştım. Seçimlerden önce bir dergi karıştırıyordum. Belediyenin faaliyet gösterdiği bir dergi. Bir eskavatör cihazın aletin üzerine Bünyan Belediyesi yazıyordu. Halbuki Bünyan Belediyesi'nin bugüne kadar hemen hemen neredeyse hiçbir eskavatörü olmamış idi geçen haftaya kadar. Geçen hafta biz bir eskavatör getirdik ve biz montaj belediyeciliği, fotomontaj belediyeciliği, algı belediyeciliği yapmıyoruz dedik. Hizmet belediyeciliği yapıyoruz dedik. Bu çerçevede demin arz ettiğim gibi bir algı operasyonuyla çok şey yapılmış gibi veya yapılıyormuş gibi gösterildi. Halbuki yapılan iş bellidir. Kalıcı hemen hemen hiçbir şey yoktur. Yol yapmak, çeşme yapmak, su yapmak her belediyenin görevidir. Demin siz ifade ettiniz. Sorunuza tekrar dönmek istiyorum izin verirseniz. Yani bir futbol sahamız yok. Bünyan 150 yıllık belediyecilik geçmişi olan bir ilçedir. 150 yıllık bir belediyenin bir futbol sahası yok. Seçimlerden önce o gençlerimizin Kayseri'ye gece 12'de, 1'de, 2'de futbol oynamaya maça geldiklerini ben biliyorum. Biz mevcut alanlarımızı aldık, parklarımızı yeniden ayağa kaldırdık ve mevcut alanları daha rentabl nasıl değerlendirebiliriz? Mevcut alanlara
yeni alanları nasıl oluşturabiliriz dedik. Ve bu çerçevede de dünyanın değişik mahallelerine basket sahaları, voleybol sahaları, yeni parklar inşallah projelendirdik, inşa ettik. Yakın zamanda da bir tanesini açacağız. Hemen TOKİ mevkiimizde ikinci bir futbol sahamız inşallah oluşacak. Orada bir dağ vardı. Biz o dağı bir firmayla temiz ettik. Tamamen açıldı. Çok geniş bir alan çıktı ortaya. Yani aklın yolu birdir. Hizmetse bunlar işte evet. Hizmetin kalıcı olanlarıdır. Demin de söyledim. Parkına bahçesine bakılamıyordu. Bakamıyordu. Bakamayacaktı. Çünkü adeta çalışanın bir kısmı genelkurmay başkanı gibi bir pozisyondaydı. Gelir kaynaklarını tamamen yitirmiş idi. Elde ettiği gelirlerin yasal hiçbir belgesi olmadan ticari yaşama katılan bir belediyeydi bunlar. İşte fatura da bugün bize kaldı. Bunu çalışanlarımız çok iyi biliyor. Her biri biliyor. Vatandaş da aşağı yukarı biliyor. Yani öyle kalıcı eserlerimiz yok ediliyor falan filan, izlerimiz siliniyor gibi. Bunlar ucuz şark kurnazlığıdır. Ucuz siyasetleridir. Çok şükür bakın işte Büyükşehir Belediye'miz işte kalıcı bir tesis yapıyor orada. Gençlik ve Kadın Merkezi. Öte taraftan şebeke, yapılacak olan şebeke en az 100 yılımızı kucaklayacak bizim. Büyükşehir Belediyesi ile ortak projeleriniz mutlaka var da Büyükşehir Belediyesi'nden de gerekli desteği alıyor musunuz Sayın Kesinlikle Başkan? Kesinlikle biz Haseki Başkanımıza da, Mustafa Çelik Başkanımıza da, belediyemizin, Büyükşehir Belediyemizin tüm çalışanlarına, KASKİ çalışanlarına da teşekkür ediyoruz. Çok şükür bizim o konularda hiçbir eksiğimiz yok. Ne zaman bir konuyla ilgili daralsak onların yardımını, yakınlığını yanımızda hissediyoruz. Öte taraftan yatırımlar faslında da Bünyam biliyorsunuz Kadın ve Gençlik Merkezi ilçe belediyelerinin içerisinde mali açıdan en yüksek değere, en yüksek bedele sahip bir gençlik merkezidir. Öte taraftan Ekrek mahallemizde, Köprübaşı mahallemizde bir inşallah hayvan pazarı yapılacaktır ki bu da projelendiriliyor. Hazineden de yerini tahsisiyle ilgili işlemler de hızla devam ediyor biliyorum. Yani çok şükür Büyükşehir Belediye'miz bu konuda bize başta beldeler ve yeni bağlanan mahallelerimiz olmak üzere emin olun hemen her yerde yardımını, varlığını biz çok açık ve net hissediyoruz. Biraz da magazinsel bir şey sorayım Sayın Başkanım. Erciyes'te Erciyes kaplanları vardı kışın. Üzerlerine işte kar döken, orada karda işte idman yapan. Sizde de Bünyan'da yüzme şenlikleri yapılıyor. O eksi derecede. O su sıcak mı? Onun bir özelliği nedir Başkanım? Orada evet. Bir yüzme şampiyonası gibi de bir şampiyona düzenleniyor herhalde. Orası şu an tamamen inşaat alanı. Yeni bir mesire alanı planlanıyor oraya. Yaklaşık maliyeti 1 trilyon lira civarında. İnşallah kısa zamanda da hizmete verilecek. O su Bünyan'da içtiğimiz suyun kaynağıdır. Oldukça soğuk bir sudur. İnşallah bundan sonra da Bünyan bu çerçevede de kendini, varlığını göstermeye devam edecektir. Daha profesyonel, daha organize bir şekilde bu yüzme yarışmamızı inşallah yapacağız ve tanıtımımız için oldukça önemli bir katkı olduğuna inanıyorum. Bu tanıtıma birçok ilden gerek Bünyanlı kardeşlerimiz, gerekse Bünyanlı olmayan arkadaşlarımız geliyorlar, ilgi gösteriyorlar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Biz bunları geçtiğimiz yıl sosyal tesislerimizi ağırladık, misafir ettik, sohbet etme imkanımız da oldu. Daha sonra yarışmaya katıldık. İnşallah bundan sonra çok daha profesyonel, çok daha organize olarak milletimize bu tür şeyleri ileteceğiz. Sayın Başkanım, son olarak da Bünyan'da Selçuklu ve İlhanlı dönemine ait çok büyük eserler var. Dergide var, işte Karatay Kervansarayı var, Bünyan Sultan Han'ın bulunduğu bir yer var, Bünyan Ulucağım var. Bunu turizme kazandırılması açısından neler yapıyorsunuz? Oraların çevre düzenlemeleri falan yapıldı mı? Ya da size mi ait yoksa Vakıflar Bölge Müdürlüğü mü yapıyor? Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne bağlı buraların tamamı aşağı yukarı. Fakat biz bizim alanımız değil demedik. Neticede ortada tarihi, kültürel bir miras var. Bu herkesin sorumluluğundadır. Başta da Bünyan Belediyesi'nin sorumluluğundadır. Bu çerçevede inşallah biz projelerimizi geliştirdik. Bir kısmı Kültür Bakanlığı'na müracaat edildi. Bir kısmı da inşallah kısa zaman içerisinde çevre düzenlemesi olmak üzere uygulamaya koyacağız. Ama şurasını hemen ifade etmek istiyorum ki bu bir ortak değerdir. Bu
şu kurumun görevdir, bu kurumun görevdir diye asla ayırmadık. Ve bunların tanıtımı noktasında da biz bir kültür rotası çıkardık kendimize. Sultanahan'dan başlayıp Karadağ'dan devam eden Kayabaşı ve halı imalatı, halı üretiminde bu sürece katan bir kültür rotası çıkardık kendimize. Bunu TURSAP'a müracaat ettik. Bu rotanın tescillenmesiyle ilgili Büyükşehir Belediye'mize müracaat ettik. Kültür Bakanlığı'na da müracaat ettik. Bu rotada şunu planlıyorduk. Sultanahan'ı mahallemizdeki hanımız başta incelenmek suretiyle halıcılığımızın bizzat imalatı esnasında iç turizme ve dış turizme tanıştırılması ve hemen akabinden Karatay hanımızın tanıtımı, Kayabaşımızın ve Dilavorumuzun tanıtımı sağlayan bir kültür rotası çıkardık. Bunu da demin de söylediğim gibi, ifade ettiğim gibi ilgili kuruluşlara müracaatını yaptık, bekliyoruz. Hedef ne Sayın Başkanım? Yani insanlara verilen ömür süre nasıl bir belli bir zaman süresinde ise belediye başkanlarında belli bir süreleri var. Onlara da vatandaş sandık her zaman her şeyin ilacı. Vatandaş size bu yetkiyi verdi. İşte siz dedi kul hakkından korkuyorsunuz. Allah'tan korkuyorsunuz. Siz bizim başımızın tacısınız dedi. Size oy verdi ve sizi belediye başkanı yaptı. Belli bir süre var. Belli bir süre hizmet etmek gerçekten kendi doğduğunuz memleketlere tabii çok güzel. İyi bir eser bırakmak tabii çok güzel bir şey. Bu süre zarfında dünyayı nereye götüreceksiniz? Dünyayı bir şahlandıracak mısınız? Yoksa inşallah bu dönemde toparlayıp bundan sonraki bir dönem daha vatandaşlardan bir daha mı oy isteyeceksiniz? Neler yapmayı hedefliyorsunuz Sayın Başkan? İki şeyi öncelikle vurgulamak istiyorum. Öncelikle şunu hep söylemişimdir. Geldiğim yerde de bu düstur üzerine yaptım, çalıştım. Benim ikinci dönemim olmaz. İkinci dönem hesabım olmaz. Bu hesabı Allah, eğer biz başarılı olmuşsak millete yaptırır derim her zaman için. O yüzden çok da rahatım. Bu çerçevede en azından politize olmamızın da önüne geçiyor bu, biliyorsunuz. Ve biz insan ömrünün kısıtlı olduğu gibi siyasi ömrünün veya belediyecilik ömrünün de kısıtlı olduğunu emin olun sizler kadar biliyoruz. Demin Allah razı olsun çok güzel vurguladın. Bu millet bize gel adaletli, şeffaf, dürüst bir şekilde hizmet et demiş. Çok büyük bir vebal. Ağır bir vebal. Evet. Ağır bir vebal. Bu yüzdendir ki biz az uyuyup çok çalışmaya çalışıyoruz emin olun. Ve ben bunun gereğini yaptığıma da inanıyorum. Çünkü cumartesi pazar mevhumu olmaz. Sosyal medyadan da takip edebilirsin veya ilçeye gelerek de takip edebilirsin. Biz her şeyden önce milletin kaynağının heba edilmeden beklenen hizmetleri aktarılmasını temin edeceğiz. Ediyoruz. Evet. Ve ben inşallah görev süremizin sonunda Bünya'nın belki iddialı olabilir ama bu Cumhuriyet tarihinde almadığı hizmetlerin tamamını vermeye çalışacağım. Bu çerçevede şunu arz edeyim ben. Demin konuşmanın başında söylendi ama biraz üzerinde durmadık. Aşağı yukarı bu yıl yeni bağlanan mahallelerimize yaklaşık 400 bin metrekareye yakın bir yol yapımı planladık ve şu an harıl harıl bu çalışma devam ediyor. Yine Bünya merkezde sıcak asfaltımız olacak, altyapı değişimlerimiz olacak, halı sahalarımız, futbol sahalarımız. Parkta çocuklar için oyun parkı, oyun grubu, parklar herhalde evet, çoğaldı. Tamamını neredeyse yeniledik. Biz çok şükür her şeyimiz var. Siz çalışınca Allah veriyor zaten. Elhamdülillah. Burayı ve burayı simetrik tutun. Allah'ın emrine verin. O gönderiyor bir yerden. Elhamdülillah. Borcumuz da var diyoruz. Ama yapacağız diyoruz. Bir planlama yaptık. Bu borç ödenecek, bu hizmette yapılacak diyoruz. Vatandaş da sağ olsun anlayışla karşılıyor. Anlayışla gösteriyor bize. Ve biz inşallah görev süremizin sonunda Allah razı olsun iyi ki geldi de şunları yaptı diye diyeceğiz. Borçsuz kimse de yok yani. Hayra borcumuz var, sadakaya borcumuz var, duaya borcumuz var, fitreye borcumuz var, vatandaşa hizmete borcumuz var. O manada büyük bir zat bunu diyor. Borçsuz insan yok, o manada bizim borcumuz var. Çünkü duaya da ihtiyacımız var. Sadece siz hizmet ettikten sonra tamam belediyeden para geliyor falan ama duaya da gelmesi lazım. Evet. Öyle değil mi Sayın Başkanım?
sadece belediyenin getireceği hizmet ya da Büyükşehir Belediyesi'nin getirdiği parasal bir destek ya da asfalt desteği ya da araç desteği mutlaka olacak ama vatandaşlardan sadece oyun istemediniz herhalde, dualarını da istediniz. Tabii ki biz vatandaşın kapısını çaldığımızda bize dua edin, destek verin dedik. Allah razı olsun, onlar dua ettiler, destek verdiler. Biz de başta Bünyan'da hortumları kesmek üzere bakın Çevre Bakanlığı'ndan araç getirdim ben, çöp aracı ki piyasa fiyatı aşağı yukarı bugün 200 bin lira. Yani birçok aracı filomuza kattık, bunları hiç konuşmadık, konuşmuyoruz bile. Bunların duasıyla oluyor bu işte, parayla olmuyor. Evet. İnanın bana, onların duası olmasa zaten sizin hizmet edebilme şansınız da kalmıyor. İnan, onların duasıyla, onların yüzü hürmetine insanlara güzel şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Sosyal belediyecilik açısından Ramazan'da toparlayalım başkanım. Son 5 dakikamız. Sosyal belediyecilik açısından nasıl bir Ramazan geçti? Yani Ramazan sohbetleri oldu mu? Ramazan'da işte mutlaka çaldığınız kapılar vardır. Fakir, fukara, garip, kurabanın mutlaka sofrasında bulundunuz ya da sofrasına çağırdınız ya da maddi manevi neler yaptınız? Ramazan'da bitirelim Sayın Başkanım. Tabii, tabii biz de tüm Müslüman kardeşlerimizin yaptığı gibi kendimize münhasır yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu çerçevede bunları çok girmekte... Tabii çok olmuyor, yapılanı değil de ben sadece sosyal belediyecilik evet. açısından mutlaka Bünyan çok fazla zengin bir ilçede değil. Yani zengin de olsa her zenginin yanında bir fakirin olması lazım diyor. Ben bunu şunun için söyledim. Yani belediye ne kadar zengin olursa olsun dünyada da mutlaka yoksul, fakir, garip, kuraba mutlaka vardır. O manada belediyenin şefkatli elini gördü mü o vatandaşlarımız? Onun için sosyal belediyeciliği sordu. Yani, belediye olarak biz yetimlerimizin, fakir fukaranın, garip kurabanın en az şekli iftar sofralarında yanındayız. Dün gece de bunlardan önemli bir grubu ağırladık. Öte taraftan İAŞ'e gibi veya başka yapılacak şeylerden gibi yardımlar yapmaya çalışıyoruz. Bizden önceki arkadaşlarımız belediyemizin sosyal tesislerini hayır yapmak isteyenlere açıyormuş. Fakat bugüne kadar bizim kapımızı çalan olmadı. Onlar yanlış anlaşılmasın sözüm. Evet. Onlar da bireysel herhalde hayırlarını yapıyorlar. Bu çerçevede de hayırseverlerimize de en azından da duyurmuş olalım. Sosyal tesislerimiz açıktır. Böyle iftar yemeği gibi fakire fukaraya, garibe kurabaya düşünenler olursa kapımız açıktır. Biz de maddi olarak da elimizden gelen desteği vereceğiz. Ama çok şükür biz bütün hinterlandımızdaki fakir fukaraya, garip kurabaya ulaştık. Ve bununla ilgili mali yardım olmak üzere yapılabilecek bütün yardımlar yapıldı. Yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kabul olur. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Beni ekranlarınızda ağırladınız. Sevgili hemşehrilerimle, tüm kardeşlerimizle, Türkiye'mizle buluşturdunuz. Ben sizlere çok teşekkür ediyorum. İşlerinizde kolaylık dilemeden önce yaşadığımız bu mübarek ayın tüm İslam coğrafyasına, tüm insanlık coğrafyasına hayırlara, barışa, sevgi ve saygıya vesile olmasını temenni ediyor. Şimdiden Ramazan bayramımızı, Ramazan bayramını kutluyorum. Allah'tan yar ve yardımcılar olmalarını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Evet sevgili izleyiciler, bir Ramazan Sohbetleri programının sonuna geldik. Bugün Bünyan Belediye Başkanımız Şinasi Gülcüoğlu ile Bünyan'ı konuşmaya gayret ettik. Bir başka programda tekrar karşınızda olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın.